başkanlığının yapmış olduğu bir proje. Eğitim seferberliği bu. Afete hazır okul, afete hazır aile, afete hazır iş yeri, afete hazır bireyler olarak dört aşamadan oluşuyor. Şimdi bizler afete hazır okul projesi kapsamında tamamıyla sunumu Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nca hazırlanan bir sunumu sizlerle burada beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Dedik ya, kuruluşumuz yeni kuruldu. Bizim 3-5 dakikalık bir tanıtım videomuz var. Kimiz? Amacımız ne? Ne işlerle uğraşıyoruz? Dedim ki bu arada soru ve cevaplarınızı da şey yapacağız, şey yapıp yürürlüğe koyacağız. Arkadaşlar. Normalinde bu sunum bizler evlere, kahvehanelere, derneklere, yani ortalama 20'şer kişilik bir grup bulduğumuzda bu sunumu anlatıyoruz. Herkes bu eğitimi, bu sunumu alması lazım. O kadar önemli ki arkadaşlar, sizlerin afet konusunda, afet yönünde bilinçlenmeniz çok önemli. Yani bir mutfak geldiğinde çıktığınız hareket edeceksiniz. Bir sel olduğunuz hareket edeceksiniz. Evet. Bir de 66 saat sonra gerçekleşti. Ülkemiz geçmişte yurt içinde ve yurt dışında pek çok ekonomik ve politik krizle mücadele ederken sayısız doğal afete maruz kalmıştı. Ancak afetlerle ilgili çalışmalar meydana geldikten sonra müdahale edilmesiyle sınırlı kalmış, halkımız afetleri kader olarak algılamıştı. Bugün yaşadığı acı tecrübelerden ders çıkaran, afet yönetimi sistemini değiştiren ve dönüştüren bir Türkiye var. Tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle günden güne gelişen, büyüyen ve yükselen bir Türkiye. Dünyanın yükselen değeri ve bölgesinin önemli aktörlerinden olan ülkemiz, yaşadığı afetlerden edindiği tecrübeyle afet yönetimi ve afetlere hazırlık konularında yeni politikalar geliştiriyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi'nde yetkili kurum olarak ülkemizin kaynaklarını hızlı ve etkin yönlendiriyor. Afet ve afete hazır iş yeriyle afetlerin ekonomik zararları öneriyor. Afete hazır gönüllü gençlerle gençler afet yönetiminde aktif sorumluluk alıyor. Afet hazır. Türkiye afete hazır. Evet arkadaşlar. Şöyle arkamıza yaslanabilir miyiz? Şöyle rahat nefes alalım. Cam açalım arkadan. Biraz havası oldu. Cam açalım. Açın. Sürekli söyleriz. Bizim hayatta da dilimizin ucunda olur. Tehlike ve risk deriz. Çoğu zaman da böyle konuşurken de karıştırırız. Tehlike nedir? Risk nedir? Arkadaşlar Akçakoç'un içerisinde dere geçiyor. İsim nedir derenin? Efendim? Bir dere geçiyor, derin adı ne? Çivi deresi. Çivi deresi. Akçakoca için bir tehlike midir, risk midir? Tehlike. Bakın, risk diyenler olur, tehlike diyenler olur. Arkadaşlar, Düzce'nin içerisinden de bir fay hattı geçiyor. Aktif fay hattı. Kuzey Anadolu fay hattı. O, burada Akçakoca'daki Çivi Deresi ve Düğce'deki fay hattı. Orada bulunduğu sürece ve bulunuyorlar bir tehlikedir. Ne zaman ki biz bu fay hattına yakın yerleşim yerleri kurar isek, ne zaman ki Çivi Deresi'ne yakın yerleşim yerleri kurar isek, o kadar fazla risk alıyoruz. Yani sahilde bir kırık şişe olduğunu gördük, biliyoruz. Ve sahilde yürüyoruz. Terliksiz yürürsek risk alırız. Orada bir tehlike var. Terlikli gezmemiz lazım ki ayağımızı kesmesin. Riski anlayabildik mi arkadaşlar? Risk ve tehlike budur. Aradaki fark. Bakın burada bir olaylar meydana gelmiş. Bir çok kütleli büyük bir hayvan, fil ölmüş. Bakın burada yaralar var, acil durum. Ve sel olayı var, afet var.
Arkadaşlar, Birleşmiş Milletler'in tanımında afet olayı şöyle tanımlandı. Akçabucu ilçesinde bir sel, bir deprem veya bir olay oldu veya bir yangın çıktı. Akçakoca Mülki Amirliği, Belediye ve Kaymakamlık Akçakoca gücü ile bu işlemi, bu sorunun üstesinden gelebiliyorsa bunun adı acil durumdur. Yani bir yangın çıktı, Akçakoca itfaiyesi müdahalede bulundu, yangını söndürdü. Ancak büyük bir yangın var. Şehri etkiliyor orman yangını. Bakın ne oluyor burada? Zonguldak, Sakarya ve çevre illerden yardım geliyorsa bunun adı afettir. Evet. Farkındalık vermek, merak etmek. Bunun sonrasında 4 saatlik daha başka ileri seviye eğitim var. Daha sonrasında 72 saatlik daha detaylı eğitimler de olacaktır arkadaşlar. Bu bir farkındalık, meraklandırılıyor. Dünyanın iç yapısı arkadaşlar, burada videolarımız bizim epey fazla. Biz ara sıra sizlere görsel de katacağız sizi sıkmamak adına. Derslerimizde görün dünyanın yapısıyla ilgili. Bunu hızlı geçeceğim. Videosunu göstereceğiz. Yeterlilik oluşumunu anlamak için kıyısal örneğine bakarsak işaret parmağımız Avrasyalı yapısını, baş parmağımız ise yavaş yavaş sıkıştırdığımızda kıyısı çekirdeği uygulanan kuvvetler sonucu. Yani sabahla da gösterecek kadar biliyorsunuz da inanın bilinçsiz hareket edildiğinde faydadan çok zarar veriyoruz. En büyük amaçlarımızdan bir tanesi ilk 3 gün içerisinde ailemizle birlikte kendi hayatımızı idame ettirebilmek. Buna hazırlıklı olabilmek. Devlet şunu söylüyor arkadaşlar. Deprem oldu. İnsana önce ne ihtiyaç lazım olur? Su. Önce su. Öyle değil mi? 3-4 saat sonra veya 5 saat sonra ne ihtiyaç lazım olacak? Yemek. Efendim? Yemek. Karnımız acıkacak. Yemek yiyeceğiz. Tamam. Yemeğimizi de yedik. Akşam oldu, hava karardı. Neye ihtiyacımız olacak? Barınma. Çadır, prefabrik artık kapımızı sokacak, barınmaya. Bunları düşünüyor muyuz? Barınma ihtiyacımızı da temin ettik. Hava soğuk, enerji lazım. Yani elektrik lazım, soba lazım. Isınmamız lazım. Isınmamız gerekir. Bunları düşünüyor muyuz? Bunları düşünmemiz gerekti arkadaşlar. Eğer biz bu ilk 3 güne hazırlanırsak bireysel olarak, bireyler olarak afete hazırlanmış sayarız kendimizi arkadaşlar.